İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan iki polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunu öğreneceğiz. Kübra Kılıç hastane önünde. Evet, bizler aslında olay yerine geldik şu anda. Olayın olduğu yeri anlatmak istiyorum. Olay tam da aslında arkamda gördüğünüz noktada meydana geldi. İki polis memuru kimlik kontrolü yapıyordu. O iki saldırıyansa hemen şuradaki sol taraftaki markette gidip ilk önce alışveriş yapıyorlar. Ardından market çalışanına İDO'ya nasıl gidebileceklerini soruyorlar. Ve marketten çıktıktan sonra zanlıların üzerinde montlar var ve sırtında çanta var. Marketten çıktıktan sonra ilerliyorlar. Birkaç adım sonra burada polis memurları kimlik kontrolü yapıyordu. Polis daha kimliğini göstermeye kalmadan hemen zanlılar sırtındaki silahı çıkarıyorlar ve polislere ateş etmeye başlıyorlar. Polisler neye uğradığını şaşırıp hemen marketin oraya doğru kaçmaya başlıyorlar. Polisler marketin oraya doğru yönelince zanlılar da kurşunları hala sıkmaya devam ederek arkayı ileri yöne doğru gitmeye başlıyorlar. Hatta sıktıkları kurşunlardan bir tanesi rastgele ateş ettikleri için görmüş olduğunuz gibi bu aracın camlarına da isabet etmiş. Keza mahallede çok sayıda şu anda insanın da olduğunu görüyoruz. Çocukların da olduğunu görüyoruz. O sırada başka kişileri de gelme ihtimali çok daha yüksekti. Hatta kaçarken, sokakta ilerlerken bir kadın çorabının içinde de mermileri çünkü değiştirmeye çalışıyorlar. Arkalarından polisler gelince onlara ateş etmek için mermiyi değiştirmeye çalışıyorlar ve o mermiler de yerlere saçılıyor. Tabii onlar da alınıyor. Dediğimiz gibi olay tam da bu noktada gerçekleşti. Polisler sadece kimlik kontrolü yapıyordu. İki şüpheli de bu sokaktan döndüler. Üstlerinde mont ve sırtlarında sırt çantası vardı. Şüpheli göründükleri için polisler de onların kimliğini kontrol etmek istedi. Tam da bu noktada polis kimliğini çıkarmaya kalmadan saldırganlar polisleri ateş etmeye başladı ve polislerin ikisi de vuruldu. Hemen şöyle arkadaşım da sizlere olay yerini göstersin. Polislerin vurulduğu yer tam da şu noktaydı ve onlar zanlılar da ileri noktaya doğru koşmaya başlıyor. Hemen şöyle kameraman arkadaşımdan da yönelelim. Şu noktaya doğru zanlılar koşmaya başlıyor. Polisler de yaralı polisler de markete doğru yöneliyor. İstanbul Valiliği de açıklama yapmıştı. Bir polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir polisin yüzünden sıyırmış bir kurşun. Diğer kurşunsa polisin boynuna doğru isabet etmiş. Dediğimiz gibi zanlıları arama çalışmaları şu anda devam ediyor. Zanlılar koşarak buradan uzaklaştılar ve gitmeden önce de marketten alışveriş yapıyorlar. Aynı zamanda İDO seferlerine gitmek için İDO'nun tarifini almak için marketteki çalışana sormuşlardı. Bu yönden de polisleri vurduktan sonra hızlı kaçıyorlar. Polisler onların şüpheli göründükleri için kimlik kontrolü yapacaktı aslında. Lakin onlar polisi görür görmez hemen polise ateş etmeye başlıyorlar. Çünkü bu kişiler, bu saldırganlar aynı zamanda Başakşehir'de dün iki kişiyi vurup iki kişiyi de öldürmüşlerdi. İki kişiyi yaralayıp iki kişiyi öldürmüşlerdi. Ve Fatih'e iddiaya göre saklanmak üzere gelmişlerdi. Tabii polisleri de görünce kaçmak için İDO seferine gidiyorlardı. Polisleri görünce bir anda polisin daha görür görmez kimliğini polisin çıkarmasına izin vermeden bile polisleri kurşun yağmuruna tuttular ve olay yerinden arkamda gördüğünüz noktadan kaçmaya başladılar. Dediğimiz gibi bir polis memurunun durumu şu anda kritik. Yeni bilgiler geldikçe bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.